Herkese merhaba, ben Tuana. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yüzümde görmüş olduğunuz bu mezuniyet makyajını yaptım. Benim gözümden mezuniyet makyajı bu şekildeydi. Fazla kahve tonlarından çıkmamaya çalıştım elbise uyum sağlayabilmesi için. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Ama videoya geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Her videonun altında olduğu gibi bu videonun altında da benden istediğiniz video fikirlerinizi bekliyorum. Ve tabii ki videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hızlıca hemen makyaja geçelim. Makyaja yüzümü ve göz hatlarımı nemlendirerek başlıyorum. Normalde hep bu adımı yapıyorum. Ama bugün biraz daha detaylara ineceğim. İlk olarak yüzüm için Simple'ın bu Hydrating Light Moisturizer nemlendiricisini kullanacağım. Göz hatlarım için de BB8'nin Q10 göz kremini kullanacağım. Şöyle şu kadar aldım. Bunu tüm cildime yedireceğim. Siz de mutlaka yani günlük hayatınızda da nemlendiricinizi kullanmayı unutmayın. Ve hele ki böyle özel gün makyajlarında fondöteni cildinizde daha çok kalması için çok önemli. Nemlendiricim emilirken önce göz makyajımı tamamlamak istiyorum bu sırada. Bunun için de ilk başta bir far bazıyla başlayacağım. Çünkü bugün makyajımızın daha çok kalması gerekiyor. Rival de Loop'un bu eyeshadow base'ini kullanacağım. Bende Essence'in de far bazı var. O da gayet güzel. Bunların hepsi uygun fiyatlı ve bugün uygun fiyatlı ürünler kullanacağım. Hepinizin bulabileceği hatta elinizde olabileceğini düşündüğüm ürünleri kullanacağım. Yağlı göz kapakları içinde Wet n Wild'ın bazını çok öneririm. Onu ben çok seviyordum ama bitti. Bunlar da var diye bir daha almadım. Ve bu Rival de Loop'un şu an kullandığım far bazı resmen concealer gibi göz kapaklarınızı da eşitliyor. Göz makyajıma çok kısacık bir ara veriyorum. Cildime bir baz süreceğim. Hem bu sırada o da iyice yerleşsin. Bu Maybelline'in Face Studio Prime'ı. Bu gözenek küçültücü baz. Üstü mahvolmuş. Farkındayım. Çok aşırı kirlenen bir yapısı var üstünün de, bu sulanmış. Bu yeni daha ya. Bir çalkalayayım bakayım. Yani bunun bozulmasının imkanı yok. Ama anlamadım. Çünkü 24 ay diyor. 24 ay ve ben bunu açalı yani 5-6 ay oluyordur maksimum. Şu an çok şaşırdım. Birazcık daha çalkalayacağım ben. Anlamadım, şu an toparladı kendini. Şöyle göstereyim. Zaten normalde de yapısı böyleydi. Elimin üstüne aldım önce. Farkındayım çok aldım ama o an ne yapacağımı bilemedim. Şu gözeneklerimin olduğu yerlere uyguluyorum. Buralara uygulayacağım. Alnıma ve burnuma, hatta çeneme de. Bu bazın öyle muazzam gözenekleri kapattığını düşünmüyorum ben. Ama bir pürüzsüzlük veriyor. Da yani hani böyle bu NYX'in profilleri gibi falan bir performans beklemeyin. Yine de idare eder bir sonuç çıkartıyor. Artık göz makyajıma devam edebilirim. Az önce de dediğim gibi sizin elinizde olduğunu düşündüğüm bir far paleti kullanacağım. Ya da yoksa bile kolaylıkla alabilirsiniz. Çünkü indirimlerde aşırı uygun fiyata düşüyor. Bu Wet n Wild'ın Rose in the Air far paleti. Ben bugün şu transition renklerini kullanacağım. Geçiş renklerini ve ışıltılı fırını kullanacağım. Siz bu geçiş renkleri yerine isterseniz bronzerınızı da kullanabilirsiniz tabii ki. Önce ben bir göz kapaklarımı sabitleyeyim şuradaki ten rengiyle. İlk olarak daha sıcak tonlu geçiş rengini uygulayacağım. Sonra çok az da böyle daha tam katlanma çizgisinin olduğu yere de daha soğuk rengi uygulayacağım. Ben bugün çoğu elbiseye, çoğu ortama uyum sağlayacak bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Yoksa ben de kendi mezuniyetim olsa o anki duruma, ortama ve kıyafetime göre daha farklı bir şey tercih edebilirim tabii ki. Ama şu an bunu genel bir mezuniyet makyajı olarak düşünün. Tabii bu arada ben de daha mezun olmuş değilim üniversiteden. Bu arada bu üniversite mezuniyet makyajı. Lise için daha soft şeyler yapabilirsiniz. Mesela ben birazdan gözlerimi koyultacağım, daha derinlik katacağım. Siz o derinliği katmadan da bunu liseye uyarlayabilirsiniz tabii ki. Ama ben lise makyajımda biraz abartmıştım lise mezuniyet makyajında. Yani neden diyorum. Gerçekten sonradan pişman oluyorsunuz. Böyle şey, şuraya bir bant koymuşum. Bantla böyle keskin bir, nasıl desem, kedi gözü yapmaya falan çalışmışım. Gerçekten zor günlermiş yani o makyaj için. Biraz pişmanım ama yine de öyle wow, yani inanılmaz kötü bir makyaj da değil. Çünkü benim makyaja ilgim o zamanlar başlamıştı. Son sınıfta, 12. sınıfta, hatta 11'in sonları doğru gibi falan. Ama böyle tam far paleti almaya 12. sınıfta başlamıştım. Onun heyecanıyla da
abartılı bir göz makyajı yapmışım. Daha da uçlu bir fırçaya da buradaki soğuk kahveyi alıyorum. Onu tam şu çizgiye uygulayacağım. O biraz daha derinlik sağlayacak. Ben böyle mezuniyet tarzı şeylere çok özen gösteren insanlardanım. Yani böyle inanılmaz hazırlanırım onlara. Hani böyle tam çok abartılı olmasa bile özen göstermeyi seviyorum. Benim için önemli çünkü böyle. Zaten makyaj yapmayı seviyorum. O yüzden öyle günlerde daha da abartasım geliyor. Böyle abartasım dediğim hani uzun vakit harcıyorum onun için. Hoşuma gidiyor. Şimdi elimde şöyle bir ürün var. Bence tam bugün için yapılmış bir ürün bu. Yani bugün için almışım resmen bunu. Bu Flormer'ın Under Eye Brightening Primer'ı. Bu bendeki 03, aynen 03 medium rengi. Size rengini de göstereceğim. Böyle neredeyse bir highlighter kıvamında, şu an aşırı geldi. Bunu ben göz kapağımı keseceğim. Bunu bu işlem için şey de kullanabilirsiniz. Herhangi bir concealer falan da kullanabilirsiniz. Ama ben bugün bunu baz olarak kullanıp üstüne de toz bir far süreceğim. Yani yansıması inanılmaz güzel. Ben bayağı beğendim bu ürünü. Şöyle elime bir miktar aldım ve böyle küt uçlu bir ürünle, küt uçlu bir ürün değil, küt uçlu bir fırçayla kullanacağım. Ve yakın ayna almam gerekiyor bunun için. Bunu tek başına bile kullanabilirsiniz ama ben şu an bilmiyorum hani katlanma çizgilerine dolar mı. O yüzden üstünden bir farla geçeceğim ne olur ne olmaz diye. Elimde kalanına parmağımla geçtim göz kapağıma. Şimdi onu yediriyorum. Dış köşelere derinlik katmak için de önce kalem uçlu bir fırça aldım. Sonra da şuradaki kahverengiyi uygulayacağım. Bu işlemi gözünüze şöyle bir V çekiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Tam o V'yi çekip içini doldurmaya çalışıyorum aslında. İlk kullandığım geçiş rengini bir kat daha geçiyorum. Orayı biraz daha ısıtmak istedim. Ve şu dış köşelerdeki farla bütünleşmelerini istiyorum. Göz kapaklarım için de şuradaki şampanya rengini kullanacağım. Siz isterseniz aydınlatıcı da kullanabilirsiniz. Böyle patlayan bir aydınlatıcınız varsa mesela bu makyaja Melio da çok güzel olur. Tam burası için. Aslında fırçayla da etkisi güzel ama ben bir parmağımla oturtup oraya sonra fırçayla düzgünleştirmek istiyorum. Da sanki bu biraz fazla sarı oldu ya. Buna bir aydınlatıcı takviyesi lazım bence, daha açık renkli. Şu Wet n Wild'ın diğer far paletini aldım. Bu Comfort Zone'un yeni versiyonu olan. Buradaki daha açık rengi de üstüne geçeceğim. Çünkü benim gözüme biraz fazla sarı kaldı. Bu kadar sarı istemiyorum. Farları ıslatmamama rağmen pigmentasyonlarını görebilirsiniz. Yani bu fiyata bu performans gerçekten çok çok başarılı. Şuralar keskin kalmasın diye de bu far olan fırçamla şuraları hafif bir yumuşatıyorum. Geçiş sağlıyorum aradaki. Şimdi bu göstereceğim adımda siz isterseniz direkt eyeliner uygulayabilirsiniz. Ama eyeliner'ın biraz zor kullanıldığını, zor sürüldüğünü düşünürsek ve hata kaldırmayan bir ürün olduğu için de ben göz kalemiyle biraz daha derinlik vereceğim. Ben kahverengi göz kalemi kullanıyorum. Siz böyle daha da yoğun bir şey isterseniz siyah göz kalemi de kullanabilirsiniz. Benim bugün kullanacağım Essence'in Long Lasting Eye Pencil'larından 02 Hot Chocolate. Bunu böyle direkt gelişigüzel bir şekilde süreceğim. Ondan sonra şöyle küçük uçlu bir fırçayla da dağıtacağım. Bu aşamada çok düzgün sürmenize gerek yok ama yine de kirpik de bir hizasından giderseniz daha kolay olur. Bu aşamada fırçanızın biraz sert olması gerekiyor ürünü dağıtabilmesi için. Ve ben bu arada iki gözümü de kapatıyorum, böyle garip şekiller şekle giriyorum. Şey diyordum. Bunun sert olması gerekiyor ve biraz daha küçük uçlu olması gerekiyor ki kalem çok böyle abartılı bir şekilde yayılmasın. İsterseniz fırçada kalanlarla şöyle eyeliner vari bir çizgi çekerseniz bunu zaten daha sonra düzeltebilirsiniz. Şu an oranın yamuk yumuk durduğuna bakmayın. Onu ben en son concealerle düzelteceğim. Hem böyle eyeliner efekti de yaratmış olursunuz. Maskara olarak da gün içinde ve gece boyunca akmayacağının emin olduğum bir maskara önereceğim size. Bu waterproof yazmamasına rağmen suda bile kesinlikle akmıyor. Tabii bu yüzden de zor çıkıyor ama bence böyle günlerde aşırı iyi bir ürün. Hem de uygun fiyatlı Last Sensational Maybelline'in. Ben Intense Black olanını kullanacağım. Ben bu maskaradan kaç tane bitirdim hiç hatırlamıyorum. Yani en sevdiğim maskara ve her indirimde de bundan stoklarım. Bu da stoklarımdan biriydi, açtım. Çünkü ister istemez elim buna gidiyor. Mesela bir yağmur yağıyor. Gerçekten akmayacağına tek emin olduğum maskara bu. O yüzden direkt bunu kullanıyorum. Ve bunun yanında etkisi de çok güzel. Kirpikleri aşırı güzel kıvırıyor. Zaten fırçası da
kirpik kıvırmaya yatkın bir fırça. Şimdi ten makyajına geçebiliriz. Normalde ben bir önceki videoda kullandığım ürünü diğer videoda kullanmamaya çalışıyorum. Ama şöyle bir şey var ki cildim bayağı kötü durumda şu anda. Yeni sivilceler çıkardım ve elimdeki en kapatıcı olan ve cilt tonuma tam uyum sağlayan tek ürün bu. O yüzden bu Revolution'ın Conceal and Define fondöteni kullanacağım. Bu fondötenle ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Sevmeyeni çok fazla var. Çünkü bununla ilgili ben bayağı video izledim. Ve bayağı sevmeyenin olduğunu da gördüm. O yüzden bu fondöteni denemeden önce, almadan önce daha doğrusu bir testerını deneyin yüzünüzde. Güneşe çıkın, böyle biraz gezin. Çünkü çoğu insanda kabuk kabuk durmuş, şu mimik çizgilerine dolmuş, bayağı sorun yaşayanlar var. Ben sevdim, bende herhangi bir problem yaratmadı. Ben kullanıyorum ama dediğim gibi çoğu insan sevmemiş ve kuru ciltler özellikle sevmemiş diyebiliyorum. Çünkü mat yapılı bir fondöten. Yani tam mat diyemem ama ıslak kesin değil. Bence mata dönük yapılı bir fondöten. Fondötenin rengini söylememişim. Bendeki F6 bu sarı alt tonlu bir renk ve Revolution'ın sitesinde aşırı güzel şekilde açıklama yapmışlar. Mesela işte F1 nötr ton, F2 bilmem ne ton. Hani şu an hatırlamıyorum onları ama bu şekilde açıklamalardan cilt tonunuzu bulabilirsiniz. Concealer olarak da iki ürün kullanacağım bugün. İlki Maybelline Fit Me 25 numara. Bunu morluklara ve şu iç köşelere uygulayacağım. İkincisi de aydınlatmak için olan Master Conceal. Bu On Fair rengi. Evet, On Fair rengiymiş. Şimdi öncelikle bunu bir uygulayayım. 25 numarası tam esmerler için bir ton bence. Çünkü bayağı bir koyu. Hatta yani bunu bence kullanmanıza bile gerek yok ama benim göz hatlarım biraz fazla mor olduğu için nötrlemesi amacıyla kullanıyorum ben. Fair renginde daha çok aydınlatmak istediğim yerlere uyguluyorum. Bu da aslında çok kapatıcı bir ürün ama direkt bunu göz hatlarınıza uyguladığınızda ve eğer göz hatlarınızda morluk varsa grileştirebiliyor doğal olarak. Oraya biraz daha kapatıcı takviyesi yaptım. Şimdi şu alt kirpik dibi hizasından burayı keskinleştiriyorum. Böyle çok sağa sola doğru hareketler yapmıyorum. Daha çok tampon hareketlerle uyguluyorum. Altındaki ürün kalkmasın diye. Kaşlarım gözüme aşırı battı. O yüzden hemen onları doldurmak istiyorum. Her zamanki gibi Wet n Wild'ın kaş kalemini kullanacağım. Ben şu an kaş sabitleyicimi bulamadım ama siz mutlaka böyle bir özel günde kaşlarınızı sabitleyin. İster şeffaf kaş jeliyle, ister de renkli kaş jeliyle. Şimdi hemen şu alt kirpik diplerimi yapacağım. Çünkü makyajın artık böyle bütün olarak görünmesini istiyorum. Bu uyguladığım kalem fırça var ya, o koyu farı. Fırçaya yeni ürün almadan direkt onunla bir geçeceğim. Böyle yavaş yavaş yoğunluğu arttıracağım. Fırçamın ucuna çok az göz kaleminden aldım. Bunu böyle yavaş yavaş uygulayacağım. Direkt göz kalemini de sürebilirsiniz tabii ki ama onun kontrolü daha zor oluyor bence. Oraya biraz yapışabiliyor göz kalemi bazen. O yüzden ben bunu daha çok seviyorum. Daha kolay geliyor bana. Fırçama bu ilk uyguladığım geçiş rengini aldım, o sıcak kahveyi. Onunla altları yumuşatıyorum biraz. Eğer size bu alt taraf, yani alt kirpikler, alt kirpik dibi biraz fazla yoğun gelirse concealer fırçanızla oranın böyle altına yavaşça geçip oranın yoğunluğunu biraz alabilirsiniz. Sen makyajına artık devam edebiliriz. Tabii ki şu an bir gölgelendirme yapmamız gerekiyor. Yüzümüzü boyutlandırmamız gerekiyor. Ben ilk olarak bir krem kontür kullanacağım. Ondan sonra da toz kontürle onun hem kalıcılığını arttıracağım hem de yoğunluğunu arttıracağım. Ben bu Silik kontür paletini kullanıyorum. Silik ülkemizden gitti, gidiyor yani. Gitmiş olabilir şu anda. Hatta düşünüyorum ama yani çoğu mağazada standları kalkmıştı. Yani benim elimdeki tek krem kontür paleti bu. O yüzden sadece bunu kullanabiliyorum. Sizin başka bildiğiniz, beğendiğiniz krem kontürler varsa bana söyleyebilirsiniz. Şu krem kontürlerde de en uyuz olduğum şey, ne kadar temiz kullanırsam kullanayım üstüne tüyler yapışıyor ya, o beni delirtiyor. Ondan sonra o tüyler fırçadan yüzüme geliyor. Sonra hadi uğraş bakalım, o tüyü bul da çıkar. Sonra makyajım bozuluyor falan filan derken. Yani böyle çok günlük hayatta her gün krem kontür yapan biri değilim. Ama ben de uzun saatler makyajın kalmasını istiyorsam kesinlikle krem kontürü tercih ediyorum. Çene ve gıdı kontürümüzü de unutmuyoruz tabii ki. Buralara çok gelmemeye çalışıyorum. Yani çok yoğun ürün uygulamamaya çalışıyorum. Çünkü özellikle gündüzse aşırı belli oluyor bence. O yüzden böyle hafif hafif çaktırmadan yapıyorum buranın kontürünü.
Bugün bayağı bir karışık gitti ama size bir ürün göstermek istiyorum. Ben de ilk defa deneyeceğim. Sadece elimde bir denedim. Bir krem highlighter bu. Yüzümü pudralayacaktım aslında. Ama dedim ki bunu önce kullanmalıyım. Tamam, oraya pudra uygulamayacağım ama gelebilir sonuçta diye. Önce bunu bir göstereyim size. Bu pastelin yeni çıkan Daylight krem highlighterlarından 11 numara. Sürümü ve dağılımı aşırı kolay. Ben bu ürünü galiba bütün yaz kullanacağım çünkü şu an çok hoşuma gitti yansıması. Böyle inanılmaz doğal. Ya kaç kere doğal dedim. İnanın bilmiyorum ama çok beğendim. Evet, işte şimdi pudralama işlemine geçebilirim. Bu Wet n Wild'ın Photo Focus pudrasını kullanacağım. Bendeki Warm Light rengiymiş. Bunu çok yağlı ciltlere önermiyorum çünkü bence yağlı ciltlere yeterli gelmez bu. Ben seviyorum karma ciltliyim ama yağlı ciltlere önermediğim bir ürün. Kuru ciltliler de sever bence çünkü böyle masmat bir ürün değil, böyle cildinizi çöl gibi yapmıyor. Özellikle şuralardan da geçiyorum ki oraları biraz daha keskinleştirsin. Ve fırçaya hiçbir şey almamışsınız gibi geliyor. Böyle mesela asla toz tutmuyor falan. Çok değişik bir ürün. Krem kontürü toz bir ürünle sabitlememiz gerekiyor. Bunun için de yine Wet n Wild'ın bir ürünü kullanacağım. Bugün herhalde full Wet n Wild'dan gittim. Bu kontür paleti mi diyeyim buna? Kontür kiti gibi bir şey. Karamel tofi rengi bendeki. Şu an baya bir kötü durumda. Kendisi kırıldı. Özellikle makyajınızı böyle akşamüstü yapıp akşam bir mezuniyete katılacaksanız, yani akşam mezuniyetinize gidecekseniz bence ten makyajınızı gerçekten abartabilirsiniz. Özellikle kontürünüzü. Çünkü fotoğraflarda çok güzel çıkıyor. Yani gündüz böyle bir insan garipsiyor, evet, ama bence gece inanılmaz güzel oluyor. Aydınlatıcı olarak da bu Beaulieu's Dream It paletindeki ortadaki rengi kullanacağım. Bu makyaja bence Mary Luminizer aşırı güzel giderdi, The Balm'ın, ama o şu an nerede hiç bilmiyorum. Ve artık o da almış başını gidiyor fiyatı. Bu da uygun fiyatlı güzel bir alternatif olur diye bunu kullanmak istedim. Bunun da ışıltısı baya iyi, yani hani böyle pahalı aydınlatıcıları hiç aratmıyor. Hafif kaş hatlarıma da getiriyorum. Allığı da yine aynı fırçayla kullanacağım. Bu Elf'in allık paleti. Şuradaki rengi kullanacağım. Bir de bu allık paletinin dark olan rengi. Bu allık paleti de Watsons'ta bayağı uygun fiyata düşmüştü. 4 tane var içinde. Gramajları da bayağı büyük ve 30 liraydı yanlış hatırlamıyorsam indirimli fiyatı. Aşırı pigmentliler bu arada. Ona da dikkat edin. Ben böyle dokunduruyorum. Elimde fazlasını alıyorum. Öyle uygulayacağım. Ve geldik son olarak ruja. Rujda çok hafif bir şey istiyorum. Çünkü bence gerçekten gayet yüz makyajı da göz makyajı da bayağı abartılı. Ve benim bu sade tonlarda en sevdiğim ruj da Maybelline'in 745 numaralı Wooden Brown isimli ruju. Ruj bu makyaja bayağı bir pembe kaldı. Ben o yüzden daha böyle bayağı bir nude olan bir ruj kullanacağım şimdi. Bu da 930 numaralı ruju Maybelline'in. Bu mat yapılı, diğeri daha ıslak bitişiliydi. Direkt o yüzden üstüne uygulayacağım. Birbirlerinin dengesini sağlasınlar. Benim size önerdiğim, yapmanızı tavsiye ettiğim mezuniyet makyajı bu şekildeydi. Çoğu elbiseye uyabilecek bir makyaj yapmaya çalıştım. Tabii ki siz ruju değiştirerek ya da ten makyajını biraz daha hafifleterek, koyu bir ruj sürerek kendinize göre bir şey yapabilirsiniz. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.